Merhaba arkadaşlar, yeni videoyla yeni bir günde karşınızdayım. Bugün yine evimizdeyiz. Evimizde improvement videoları yapacağız. Birkaç video öncekinde hatırlıyorsanız salonumuzun halılarını değiştirmiştik. Şimdi aynısını ofis için yapacağım. Yine aynı maddeyi, aynı flor malzemesini kullanacağım. Halılar çıkarıp yine florumuzu takacağız. Floru takıp o sonra köşelere o trimleri çakacağız. Küçük ince beyaz tahtalar çakacağız. Ve işimizi bitireceğiz. Video iş bittikten sonra da bir en son videosunu çeker gösteririm. Hadi şimdi videomuza geçelim gençler.
Evet arkadaşlar, flooringimiz bitti. Eşyalarımızı içeri taşıdık çok genel anlamda. Flooringimiz böyle gözüküyor neyse. Yakında yine gösterebilirim geçen gösterdiğim gibi. İşçiliğe bakmanız, anlamanız adına. Gördüğünüz gibi işçiliğimiz böyle. Yorumlara işçiliğimizle alakalı yorumda bulunabilirsiniz. Puan verebilirsiniz onun üstünden. Şunlar da kenara takılan tahtalar. Normalde bununla ikisinin arasında biraz boşluk oluyor. Böyle 1 santim, yarım santim kadar. Onu kapatmak için bu tahtalar çakılıyor her tarafa. Gördüğünüz gibi. Daha ince işçiliği aslında tam bitmiş sayılmaz. Görüyorsunuz şurada çift delikleri var. Küçük küçük. Şu köşede ikisinin birleştiği küçük açıklıklar var. Onları silikonla kapatıp boyanacak. Yani boyamasanız olur. Kimisi öyle bırakıyor. Kimisi yapmıyor. Neyse. Bir de şu fayansla flooring arasında bir boşluk var. Şurada daha çok var. Aslında mesela burada tam dayanmış, sıfır dayanmış. Burada bir boşluk var. Demek ki bunun anlamı tahta yamuk olmadığına göre fayans yapan adam tam düzgün yapmamış işini. Neyse çok küçük bir açıklık. Bunu da bu ikisinin arasında bir renk var. Silikon gibi bir şey. Wood filler diye geçiyor. Onunla dolduracağız ve böyle smooth bir şekilde bırakacağız. Yani o transition'ı sağlamak adına. Ama genelde bazı insanlar şey yapıyor. Bunun ikisinin arasında böyle bir tahta çakıyorlar. Çok ince bir tane çıta gibi bir şey böyle çakıyorlar. Ben onu çok sevmiyorum. Çünkü çok belirgin oluyor. Benim dediğim daha böyle smooth, böyle buradan buraya geçişi sağlıyor. Daha şık gözüküyor. Öyle yapmayı planlıyorum. Yani aslında çok dikkatli çekmiş. Uzaktan baktığınız zaman aşırı dikkatinizi de çekmiyor ama ben yine de onları hepsini yapacağım. İşte bu çivi deliklerini falan dolduracağım, boyayacağım. Tabi bunu birkaç ay sonra yaparım büyük ihtimal çünkü epeyce bir iş var şu an yapmam gereken. Şimdi şöyle bakarsanız uzaktan gayet şık görünüyor. İşte buranın maliyeti $300 falan oldu yaklaşık. Çünkü bu tahtanın square foot fiyatı tahtanın yanılmıyorsam $1'ın altındaydı. O altına koyduğumuz o sarı köpüğümüzü, süngerimsi madde ve şu köşeye çaktığımız tahtayla birlikte $300 geçmemiştir. Gayet güzel bir deal bence. Kocaman bir odayı floorunu değiştiriyorsun ve pırıl pırıl tertemiz. Daha önceki adam ne kadar kirliydi, temizdi, hiçbir derdin olmuyor. İç rahatlığıyla yeni bir floorun olmuş oluyor. $300 çok makul bir fiyat. Neyse arkadaşlar, bugünlük de böyle olsun diyelim. Bir sonraki improvement videosu da çok büyük ihtimalle. Evle alakalı 3-5 daha projem var. Onları göstereceğim. Daha sonra piyasaya artık girip iş yapmaya da başlayabiliriz. O videoları da çekmeye devam edeceğim. Kendinize çok iyi bakın. Tekrardan bir sonraki videoda görüşmek ümidiyle.